İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'in 200. programına hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. İstanbul Hepimizin Girişimi, İstanbul'un gelişimi, yönetimi ve geleceğiyle ilgili kararlarda söz sahibi olmak isteyen ve sorumluluk almak isteyen kentlilerin bir araya geldiği, bunun için bilgi ürettiği ve paylaştığı bağımsız bir sivil toplum girişimi. Bilgi üretirken ve paylaşırken rehberleri de yine İstanbul Hepimizin Girişimi'nin 2013 yılında hazırladığı İstanbul Sözleşmesi. İstanbulhepimizin.org adresinden erişebileceğiniz bu sözleşmede temel olarak şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, kapsayıcı ve yerinden yönetim ilkeleri benimseniyor. İstanbul'da yönetim, haklar, geçmişle bağlar ve geleceğin planlanması ile ilgili hem yönetenlere hem de İstanbullulara çeşitli öneriler sunuyor sözleşme. Sözleşmeyi imzalayanlar da bu önerileri uygulayacaklarına söz veriyorlar. Bu çerçevede İstanbul Hepimizin Girişimi, bilgiyi üretirken ve paylaşırken Şehir Hepimizin adlı programı aslında ortaya çıkarmış oldu. 200 haftadır her pazartesi saat 16'da Medyascope TV'de bir yarım saat, bir saat kadar kentle ilgili konuları uzmanlarıyla tartıştık. 300'e yakın konukla şimdiye kadar mimariden tarihe, kentten, afetten kültür sanata, göçten teknolojiye, kamu harcamalarından iklim değişimine birçok konuda çeşitli sohbetler yaptık uzmanlarla beraber. Ve şimdiden bunların hepsi webde, arşivde duruyor ve şimdiden sanki bir kent video kütüphanesi gibi bir şey oluşturmuş gibi de duruyor. Öyle güzel yorumlar alıyoruz. Tabii ki eksik kalan konular, temsil edilemeyen, yeteri kadar temsil edilemeyen gruplar var. Kaldı ki hiçbirimiz profesyonel gazeteci değiliz, kimlerine hatalar da yaptık. Ama yine de bir sivil toplum gönüllülüğüyle, sivil toplum gönlüyle elimizden geldiğince, başta İstanbul'un ama genel olarak da kentin herkesin mutlu olduğu bir yer, bir deneyim olması için minicik de olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Bu 200. programı nasıl hatırlayalım diye düşünürken acaba farklı bakış açıları bu katkıyı nasıl görür diye merak ettik. Ve şu ana kadar konuğumuz olmuş olan çok değerli arkadaşlarımıza kendi konularında, çalıştıkları konuların bu tür Şehir Hepimizin gibi bir programda tartışılmasını, yerel demokrasiye, kente katkıları nedir diye değerlendirmelerini rica ettik. Şimdi sizlere çeşitlilikten kamusal alana, kente sahiplenmekten haklara erişime, birçok kavramın dile getirildiği çok kısacık sohbetlerimizi sunuyoruz. Merhabalar, öncelikle maşallah ve tebrik ederim diyorum. Bu dile kolay kelimesini ben çok severim çünkü iki anlamda. Hem dile kolay, 200 program nedir hemen yapılır gibi, öyle değil tabii ki. Bir de dile kolay, keşke bütün programlar böyle 200. ikinci dalyayı görebilseler. O yüzden ayağınıza taş değmesin diyorum bundan sonraki yüzlerce programda da. Bu konuda çok konuşmuştuğumuz var zaten. Benim bu müşterekler siyasetinin ana bileşenleri hep buraya çıkıyor. Ne yazık ki ana akım medyanın ve yerel medyanın yaşadığı bir takım sıkıntılardan dolayı biz özellikle sizin gibi İstanbullular değil Taşra'dakiler kendi yaşadığımız çevreden yeteri kadar haberdar olamıyoruz. Bu imkan, yani bu sosyal medya üzerinden, internet üzerinden bu tür bilgilenme hizmetlerinin sunulmasının ben çok bel bağlıyorum. Çok umut besliyorum onlara yönelik. Çünkü yani işte o müşterekler siyasetin dört ayağının hepsi de buraya oturuyor. Bir, biz aslında bu müzeler falan da kent müzeleri şimdi çıkmaya başladı ama yaşadığımız çevreye dair çok güzel bilgilere kavuşuyoruz. Yani oradaki bir şehrin delisi, şehrin bir metruk binası, eski bir sineması. Dolayısıyla kente olan aidiyetimizi güçlendiren bir etkisi var. İkincisi, demin dediğim gibi yani ben Taksim'deki caminin ne halde olduğunu biliyorum da arka sokağımda belediyenin ne yaptığını çok iyi bilemeyebiliyorum. Dolayısıyla bu o haber alma hakkımızı da, yani kente dair bilgi edinme alanımızı, kaynaklarımızı da genişletiyor. Dolayısıyla kendi çevremizin haber olur. Üç, işte bu hemzemin olmak, yani benim gibi benim ilgilendiğim konularla ilgilenen insanlarla buluşma imkanım artıyor. Yani demek ki diyorum şehirde başka manyaklar, deliler de var, onlarla buluşuyoruz. Ve son olarak
olarak da sadece buluşmak yetmiyor. Bu o bizim her zaman çok altına çizdiğimiz örgütlü bir şekilde yerel siyaset içinde yer alabilmenin imkanını tanıyor. Çünkü işte şu anda yaptığımız gibi aslında o bir buluşma vesilesi ve aracına dönüştüğü için birlikte hareket etme kapasitesini de arttırıyor. Dolayısıyla da ben bu imkanların, yani sosyal medyanın sadece selfie çekilip kişisel tek başına basın açıklaması yapmanın ötesinde bu tür hem kente aidiyetimizi arttıran, hem kente dair bilgilerimizi zenginleştiren, hem benzerlerimizle buluşmamıza ve onlarla birlikte hareket etmemize imkan tanıyan müthiş bir alan olduğunu düşünüyorum. Bunun da şehir hepimizin programı, bunun öncülerinden hepimize ilham veren, hepimize yol gösteren bir yayın olduğu için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Öncelikle İstanbul hepimizin girişimini ve İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda yaptığınız bu programların 200.sü oluyor. Onun için kutlarım, çünkü ülkemizde herhangi bir şeyin 100. 200.sü gibi şeylere çok da alışkın değiliz. Çok başarılı oldu. Biz de hem ben hem arkadaşlarım İKSV olarak bu programa katkıda bulunduk. Niye katkıda bulunduk? Çünkü özellikle bu program kanalıyla İstanbullularla buluşmak istedik. Çünkü bu program, bu sözleşme çerçevesinde İstanbullular için, İstanbulluların hayatını daha özgün, İstanbulluların hayatını daha kaliteli, İstanbulluların hayatını daha kültürel katmanlara saygılı bir şekilde sürdürmesi için ve bu bilgileri birbirimizle paylaşabilmek ve daha saygılı ortamlarda yaşayabilmek, birbirimizi dinleme alışkanlığı en azından edinebilmek için yapılan programlardı. Biz de buna katkıda bulunduğumuzdan çok sevinçliyiz. Çünkü genellikle kültür ve sanatla ilgili programlar, biliyorsunuz, öncelikler arasında pek kolay giremiyor. Bu program sayesinde kültürün de bir hak olduğunu, kültüre erişimin de bir hak olduğunu ve bu haktan bütün İstanbulluların eşit şekilde yararlanması gerektiğinin altını çizdik. Nasıl bir İstanbul? Hepimizin bir arada var olabildiği bir İstanbul. Zaten İstanbul Sözleşmesi de, zaten sizin programlarınızda hep bu doğrultuda, bu ana çerçevede gerçekleşen programlar. Onun için 200. program için sizi tekrar kutluyorum ve bundan sonra da sık sık konuk olacağımızı tahmin ediyorum. Elinize sağlık. Şimdi ben çok uzun zamandır şehirsel, sosyal, ekonomik ve siyasi verilerin temsili, görselleştirilmesi ve paylaşılması ile çalışıyorum. Bu alanda da son yıllarda özellikle TESEV'in de katkısıyla İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde Kadir Has'ta önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ama tabii bu çalışmaları yapmak, yayınlanmaktan çok kamuoyuyla paylaşmak önemli. Bu açıdan Şehir Hepimizin programındaki sunuşlarımızın benim tahmin etmediğim kadar geniş kitlelere erişme, yeni bağlantılar kurma, akademik olarak tartışma, hatta şehrin hemşerileriyle bu meseleleri tartışma konusunda imkanlar sağladığını düşünüyorum. O bakımdan Şehir Hepimizin programında yaptığımız bütün konuşmaların aslında bu çalışmaların toplumsallaşması, geniş kitlelere yayılması konusunda çok önemli katkıları oldu. Bu sadece bizim açımızdan değil, aslında bir şehirlilik bilincinin gelişmesi, bir şehirde hemşehrilik bilincinin gelişmesi ve şehrin problemlerinin sahiplenilmesi açısından, bir kamu alanının kurulması açısından son derece önemli. Çünkü biliyoruz ki bu büyük metropoller aslında milyonlarca kişinin yaşadığı metropoller, o kadar büyük oluşumlar ki bunları eskiden bizim gençliğimizdeki şehirlere benzetmek mümkün değil. Bunları algılamak da mümkün değil. Eskiden şair demiş ki, ben bir tepeye çıktım, işte seni bir tepeden seyrettim ey aziz İstanbul diye. Artık bu ey aziz İstanbul'u bir şehirden, bir tepeden seyretme, algılama imkanı yok. Onun için yeni teknolojilere, yeni bilgi, yeni yaklaşımlara ve yeni iletişim kanallarına ihtiyaç var. İşte Şehir Hepimizin programının sunduğu, sadece şehrin sosyal coğrafyasıyla değil, şehrin her konusunda,
her tür sorunu, her tür gelişmesi, her tür projesi hakkındaki programlarının İstanbul'da bir şehirlilik bilincinin gelişmesi, bir şehirli yurttaşın oluşması, bir kamu alanının kuruluşu açısından son derece önemli olduğu kanısındayım. Aslında programla bizim vizyonumuz ve misyonumuz çok örtüşüyor. Bizim de kurarken amacımız, hayalimiz demokratik toplumlar için bireylerin mutlaka harekete geçmesi gerektiğiydi. Gerçekten kentlerin de toplumların da demokratikleşmesi için bireylerin, bizlerin sorumluluk alması ve bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorduk. Biz aslında bunu fiziksel olarak, yani koşuyu bir metafor olarak düşünebiliriz burada. Fiziksel olarak harekete geçeceklerdi. Aynı zamanda da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, orada da altını çizmek isterim, sizin de değerleriniz arasında yer alan şeffaf hesap verebilir, adil yönetilen sivil toplum kurucuları, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kaynak ve farkındalık yaratacaklardı. Tabii bunun kent içinde koşu olması, antrenmanların kent içinde ve kent ormanlarında olması da aslında doğa-kent-insan ilişkisiyle de çok bağlantılı. Bireyler hafta sonları Belgrad Ormanı'nda ya da kent içindeki Maşka Parti gibi yerlerde, Cadde Bostan sahilde buluşup antrenman yapıp bir yandan da hangisi bir toplumu için koştuklarını tartışıyorlar. Ve hem de farkındalık yaratılmış oluyor. Yani hani sen de çok iyi biliyorsun, ilk akla gelen meseleler eğitim, sağlık olabiliyor. Fakat harekete geçmiş diğer bireylerle karşılaştıklarında mesela kıyılardaki plastik kirliliği konusunda da bilgi sahibi olabiliyorlar ya da cinsel şiddet üzerine çalışan bir dernek hakkında da ve birlikte o farkındalık dalga dalga büyüyor. Tabii bunun aslında tepeye ulaştığı nokta birlikte katılınan kent maratonları. Orada da farklı sivil toplum kuruluşları için koşan binlerce insan bir araya geliyor. Ve aslında bu sivil toplum kuruluşunun belki mottosunu, renklerini, değerlerini taşıyan görsellerle, tişörtlerle hep bir arada koşuyorlar. O da farkındalığın çok yükseldiği bir an. Ve izleyicilerin de bireylerin bu konuları sahiplenip harekete geçmesini görmesi de aslında dalga dalga o sorumluluk bilincini arttırıyor. Bu sene birazcık farklı olacak. Bu sene de kent içinde koşuyoruz, evet, ama sanal koşular da var ve Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, bu harekete katılmaları çok mümkün ve etkili olacak diye düşünüyorum. Tabii bu program benim için çok değerli. Medyascope'da da izliyordum ve katılmıştım da. Şimdi 200. program kutlu olsun. Sizin de bütün emekleriniz için her birinize tek tek çok teşekkürler. Her şeyden evvel şehir hepimizin programının 200. program olması dolayısıyla bugünü idrak ettiğiniz için sizi kutlarım. Bu gerçekten çok önemli bir aşama. Ve ben şehir hepimizin programına katkıda bulunduğum için bir miktar kendimi çok mutlu addediyorum ve şanslı addediyorum. Bu programda benim açımdan bakıldığında bizim de yapmak istediğimiz Gürhan Ertür Bey'le bütün programları yaptık. Yapmak istediğimiz aslında deprem mühendisliğine özellikle kamuoyunda, özellikle görsel medyada yer verilmeyen açılardan yer vermek, bu konuları tartışmak. Yani örneğin yer bilimleri konusundan ziyade deprem mühendisliği, yapısal riskler konusunda bu konuda halka aydınlatıcı bilgiler vermeye çalıştık. Amacımız sadece büyük ölçüde oydu ve umarım ki amacına ulaşmıştır. Bu konu o açıdan programın tabii gerek içeriği, gerek yapısı, gerek amacı tam bizim istediğimize uygundu. Aslında İstanbul için söz konusu olan sorunlar Türkiye için de sorunlar. Dolayısıyla genelde bazı programlarda genel sorunları tartışmakla birlikte tabii bunların direkt yansıması İstanbul'a da oldu. Sonuç olarak
Sizin sorunuza verebileceğim cevap, evet, bu program gerçekten elimizden geldiği kadar bu önemli konuyla ilgili sorunları halkımıza dilimizin döndüğünce aktarması açısından benim açımdan çok yararlı oldu. Tabii halk açısından yararlı olup olmadığına onlar karar verecektir. Şimdi her şeyden önce ulaşım planları kent mekanının kimler tarafından ve kimlerin ihtiyaçları için biçimleneceğini belirleyen planlar, yerel ve merkezi yönetimlerin kentin geleceği konusunda bir ortak vizyonu olması gerekir. Yani şu soruların cevaplanması gerekiyor. Nasıl bir kentte yaşamak istiyorsunuz gelecekte? Çocuklarınızın ve gelecek kuşakların nasıl bir kentte yaşamasını arzu ediyorsunuz? Sorularının cevapları zaten bu vizyonu ortaya koyar. Buna da ancak kentte yaşayan insanların ortak bir şekilde katıldıkları katılımcı demokratik süreçlerle karar verebiliriz. Şu anda ne yazık ki yerel merkezi yönetimlerin kentle ilgili böyle bir vizyonu olduğunu söylemek mümkün değil. Birinci önemli nokta bu bence. İkinci noktada biliyoruz ki ülkemizde maalesef aynı siyasal görüşte olmayan merkezi ve yerel yönetimler arasındaki çatışmalar kente ilişkin akılcı ve doğru planların yapılmasını ve doğru kararların alınmasını ve bunların uygulanmasını engelliyor. Aynı zamanda çoğu zaman geri dönüşü mümkün olmayan yanlış bazı uygulamaların da ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunun çok tipik örnekleri var. Ortak akılla ve işbirliğiyle bir süreç yönetmek mümkün olmadığı için kente ilişkin en büyük ulaştırma yatırımlarına ilişkin kararlar yerel yönetimin merkezi kendi planlarına aykırı olsa bile merkezi yönetim tarafından alınabiliyor ve uygulanıyor. Bunun çok tipik örnekleri işte biliyorsunuz çevre düzeni planında olmadığı halde İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Köprünün yapılması, Avrasya Tüneli'nin yapılması, 3. Havaalanı Limanı ile ilgili yer seçimi kararının planda öngörülenin dışında bir yerde olması. Bunlar çok tipik örnekler ve çok İstanbul açısından önemli örnekler. Sonuç olarak kentlerin yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir, herkes tarafından ödenebilir. Gelecekteki krizlere, işte böyle pandemilere, ekonomik krizlere ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı bir ulaşım sisteminin oluşturulması için doğru yönetişim mekanizmalarının kurulması lazım. Yani bu her şeyden önce bir yönetişim problemi, yönetim problemi. Demokratik ve kolektif olarak bu mekanizmaların ne olduğunun iyi tanımlanması ve kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Yani burada gerek merkezi gerekse kentsel yerel yönetimlerin cevaplaması gereken soru şu. Yani gerçekten köklü bir dönüşüm istiyor musunuz kentlerle ilgili bugüne kadar yapılandan farklı olarak? Bunun için yapılması gerekenleri kararlılıkla uygulamaya hazır mısınız? Ve bu engelleri ortadan kaldırmak için de akılcı bir yapılanmaya ve işbirliğine hazır mısınız sorularının sorulması lazım. Tabii halka da aynı şekilde böyle bir köksel köklü değişim için taleplerini üst yönetimlere iletmeleri açısından gerekli bilgilendirmelerin ve farkındalığın yaratılması gerekir diye düşünüyorum. İstanbul gibi şehirler tabii çok büyük nüfus, göç, bir sürü problemi var. Bunları korumak hiç kolay değil ama çabalar var. Türkiye'de koruma planlarının yapılışı çok geciktiği için, koruma yasasının gelişmesi geç olduğu için çok boşluklar var. 1970'lerde mesela Safranbolu bütün halinde tescil edilebildi ve ondan sonra dünya mirası oldu. İstanbul'da tescil çalışmaları çok gecikti gene, yani koruma yasası dolayısıyla 1973'te ancak sit kararları alınabildi. O zamana kadar birçok yüksek bina yapılmıştı, tarihi çevre çok bozulmuştu. Ama İstanbul için, özellikle tarihi yarımada Galata için bir takım çabalar devam ediyor. Boğaziçi için devam ediyor. Yani İstanbul metropol olması dolayısıyla bir sürü sorunları var. Anadolu'daki küçük kentlerimizde daha küçük ölçekli kültür mirası olduğu için biraz daha
kontrol edilebilir. Fakat orada da nüfusun büyük şehirlere göçmesi, bakımsızlık, maddi sıkıntılar, bunların hepsi zorluk yaratıyor. Yani İstanbul'un şansı diyelim, çok sayıda okumuş, İstanbul'la ilgilenen, kültür mirasını seven insanların olması, onların çabaları birçok şeyi daha öne almak, mücadele, mesela Zeyrek için, Süleymaniye için sit kararı olmadan da bazı çalışmalar, belgeleme çalışmaları yapılmış ama büyük yatırımlar gerektiriyor. Hem devletin, hem yerel yönetimin, hem bir takım sponsorların desteği gerekiyor. O bakımdan oldukça zor büyük ölçekli yerleşmelerde. Tabii İstanbul'u hiç yitirmek istemiyoruz. Bize ilham kaynağı olan bir şehir, binlerce senelik bir geçmişi var. İşte prehistorik çağ mesela metro kazısı sırasında bulundu. Hep isteğim şuydu, yani Langa Bostanı gibi bir yerin bilimsel amaçlı kazılarak ortaya çıkarılması. Ama böyle bir kazı hiç yapılamadı. Ancak metro Marmaray kazısı dolayısıyla kurtarma kazısı olarak yapıldı. Yani şehrin en eski kültür varlığı veya insan varlığını orada tarih öncesini ancak metro projesini sağladığı kaynakla bilimsel kazı yapılarak, tabii kurtarma kazısı deniliyor bunlara. Yani bu tür zorluklarımız var. Şehri tanımak için yapılması gereken kazılar, bilimsel araştırmalar, bunların desteklenmesi, insanların sevgiyle yaklaşmaları çevrelerine. Bunlar hepsi sivil toplumun gelişmesine bağlı. Yani ne kadar bilinçli insan olursa, ne kadar sahip çıkarsa, edebiyatçılar, sanatçılar, işte mimarlar, kent plancıları, aklımıza gelebilecek her disiplinin katkısı olabilir. Bu insanların tek yöne doğru odaklanarak hem yerel yönetime hem Kültür Bakanlığı'na destek vererek tarihi çevreyi, doğal çevreyi korumak için çabalar göstermesi gerekiyor. İstanbul Hepimizin programı da bu bilinci yaratmaya, insanları uyandırmaya destek veren bir program. Onun için sizleri kutluyorum ve devamını diliyorum saygılarımla. Evet, hepinize merhaba. Saygıdeğer izleyenleri de selamlıyorum ve bu arada 200. programı, emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sorduğunuz soru yalnız pandemi dönemleri için geçerli değil, bütün kriz dönemleri için geçerli. Yönetişim kavramını kullanmamızın nedeni, ki bu kavram İstanbul Deklarasyonu'nda da, İstanbul Sözleşmesi'nde de geçen kullanılan ilkeler arasındadır. Hatırlatmak kısaca gerekirse çok paydaşlı bir yönetimden, ortamdan bahsediyoruz. Yani çeşitli kuruluşların, kamunun ve özelin yanı sıra hizmet gördüğü, birbirleriyle işbirliği halinde çalıştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda saydamlıktan, hesap verebilirlikten, katılımcılıktan bahsediyoruz. Şimdi bütün bu saydığım, kısaca değindiğim kavramların her birinin bir pandemi döneminde çok önemli rolü var. Çünkü kriz yönetiminin 3 evresi vardır. Kriz öncesi, kriz sırasında ve kriz sonrasında. Tabii eskiden doğal felaketler ve krizlerle insan yapımı arasında bir ayrım yapılıyordu. Artık günümüzde bu ayrım pek kalmadı. Çünkü insanoğlunun bütün bu krizlerin ortaya çıkmasındaki önemli rolü ortaya çıktı. Dolayısıyla da meseleyi çözme konusunda da bütün bu kesimlerin biraz evvel değindiğim kavramlar çerçevesinde işbirliği yapması gerekiyor. Yani kamunun yanı sıra, ki kamunun krizle ilgili bir kriz yönetim planlaması çoğu ülkede vardır. Değişik kademelerde de kriz karşısında ne yapılacağına dair ilkeler vardır ama kriz kapıyı çalmadan, nitelikleri belli olmadan çözüm mümkün değildir. Hazırlık olsa dahi
bütün diğer kesimler katkıda bulunmadan bireylere kadar uzanan bir şeyde bunların önüne geçmek mümkün değildir. Nitekim ülkeler hazırlıklarını ne şekilde yapabilirler? Bir altyapı hazırlarlar. Konumuz pandemi olduğuna göre bir sağlık altyapısı vardır. Türkiye'de de belirli bir altyapının olduğu anlaşılıyor. Bu konuda çalışanlar vardır, geniş bir sağlıkçı ordusu vardır. Fakat bunların tümü bir araya gelip, bütün paydaşların tümü bir kere benzer bir kriz algısına, benzer bir pandemi algısına varamadıkları takdirde kendilerinin de bu işin önlenmesinde ve sonunda çözümlenmesinde bireylere kadar uzanan önemli bir rol sahibi olduklarının bilincinde olmadıkları takdirde bunları önlemenin zor olduğunu, yer yer mümkün olmadığını, çok daha uzun bir zamana yayılacağını hem Türkiye örneğinden görüyoruz hem de diğer ülkelerin örneklerinden görüyoruz. Burada ortaya çıkan sorunlara birer cümleyle değineyim. Bütün bu süreç içinde en önemli kelime, en önemli kavram güven. Eğer bu paydaşlar birbirine çeşitli nedenlerle güvenemedikleri takdirde paydaşların bir bölümü olayın dışında kaldıklarını hissettikleri veya bırakıldıklarını hissettikleri takdirde bireyler çelişkili haberler aldığı takdirde ve bilgi kirliliği önlenemediği takdirde iş daha zorlaşır ve daha uzar. İşte burada da yine yönetişim kavramının saydamlık, yani doğru dürüst sağlıklı hesap ve aynı bilgi verme, aynı zamanda hesap verebilmek bütün kesimler için, hatta bireyler için hesap verebilmek önemli. Aile bireylerinin birbirlerine karşı sorumlulukları var. Onların birbirlerine karşı hesap verebilmeleri bir anlamda önemli. Bütün bunlar bir arada olmadan, bir de daha da önemlisi toplum bu işin sona erdirilmesinde, krizin sona erdirilmesinde kendilerinin de çok önemli bir rol oynamaları gerektiğine inandırılmadıkları takdirde yurt dışında gördüğümüz örnekler ortaya çıkar. Yani isyanlar ortaya çıkar. İnsanlar sokağa dökülürler, niye bizim özgürlüklerimize engel olmuyor gibi. Aynı zamanda da bu krizin uzamasını büyük ölçüde sağlar. Son bir noktaya değineyim. Kriz önlenmesinde merkezi yönetim veya merkeziyetçilikle aynı zamanda yerinden yönetim mantığının da çeliştiğini görüyoruz. Çünkü bir ülkenin tümünde, Türkiye gibi büyük bir topluluk içinde 83 milyon insan söz konusu iken merkezden her şeyi yönetmeye çalışmak, bütün önlemleri ayrıntılar, en ince ayrıntılarına kadar merkezden vermeye, sunmaya çalışmanın sınırlıkları var. Ben mesela 6 aydan beri küçük bir beldedeyim. Yasakların bir kısmının içinde bulunduğum beldeden hiçbir anlamı yok. Tarım toplumu, herkes tarlada, kendi tarlasında çalışıyor. Açık havada gayet güzel. Güneşten bronzlaşmış durumda. Bol D vitamini alıyor. Listeyi uzatabilirim. Burada şimdilik düğün vesaire falan da olmuyor. Büyük topluluklar yok. Yani alınan bazı tedbirlerin bu gibi toplumlarda ve yerlerde çok anlamı olmuyor. Dolayısıyla tek tip elbise giydirme mantığı, merkeziyetçi mantığının da sınırları var. Bunun da anlaşılmasında yarar var. Bütün bunlara hesaba katıldığı zaman ümit ederim ülkemizde bu yönetişim ilkelerine de uygun şekilde davranma daha belirgin hale geldikten sonra bu musibeti bir an evvel birlikte savabiliriz diyorum. Herkese de sağlıklı günler diliyorum. Evet, demokrasinin temel taşı muhtarlar ve en küçük yerel yönetim birimi mahalle yönetiminde vatandaşlara ulaşmak, iletişim kurmak ve onların da bilgilerinden faydalanmak bizler için çok önemli. Tabii biz bütçesi olmayan bir kurum olduğumuz için daha sosyal medya ağırlıklı iletişim kurabiliyoruz. Dolayısıyla her tür sosyal medyada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp grupları, zaman zaman da SMS gönderiyoruz. Maliyeti yüksek olduğu için daha az kullanıyoruz. Ve geçen sene biz Sahra-i Cedid Mahalle Muhtarlığı olarak bir uygulama başlattık. Mobil uygulama. Bizim mahalle muhtarlığımıza özel yazılım mobil uygulamayla da vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Orada anket düzenleme şansımız var. Birebir yazışma anketlerle de aldıklarımız cevapları uygulamaya alınması için yetkililere ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bizim için gerçekten iletişim çok önemli ve yerel yönetimlerde mahalle bazında kişilerin katkı sunması demokrasi açısından da çok önemli.
Tabii bu paylaşımlarımızı, deneyimlerimizi Şehir Hepimizin gibi bir programda paylaşabilmek ve bunların insanlara duyulmasını sağlamak da çok önemli olduğunu düşünüyorum ve büyük bir katkı sunuyorsunuz hepimiz için. Çok teşekkür ediyorum. Edebiyatın çok işlevli olduğunu inanıyorum. Yani eğlendirir, hoşça vakit geçirir, aydınlatır, bilgilendirir. Aydınlatma ve bilgilendirme kapsamında romanların doğrudan şehirle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz şehirleri yaparken, şehirleri oluştururken aynı zamanda şehirlerde insanları yapar. Bizim ruh halimizi etkiler, bedensel durumumuzu etkiler, uzun vadeli de genetik yapımızı etkiler. O nedenle edebiyatın çok işlevli yapısı gereği bir hikaye anlatırken, romanın kendi hikayesi olurken aynı zamanda bu romanlar bir şehrin hikayesini de anlatır ki benim İstanbul Hatırası romanımda doğrudan bir şehrin hikayesi anlatılmaktadır. Yahut Bab-ı Esrar'da Konya anlatılmaktadır. Şu anda yazmakta olduğum bir roman var, örneğin Berlin. Berlin ve Pergamon'u antik bir şehirle 2000 küsur yıl önceki bir şehirle günümüzdeki Berlin'i anlatmaktadır. Dolayısıyla aslında romanın işlevlerinden bir tanesi de insan ruhunu anlatırken, insanı anlatırken, insanı tanımlamaya çalışırken aynı zamanda o insanı oluşturan, o insanın katmanlı yapısını oluşturan, psikolojik yapısını oluşturan şehirleri de anlatmasıdır. Yani Petersburg'u çıkartırsanız örneğin Dostoyevski kalmayacaktır. Petersburg'la beraber biz Dostoyevski'yi biliriz. Ya yine öyle sanatçılar vardır pek çok. Onlarla beraber anılır. Dolayısıyla benim romanlarımda da şehir ve şehrin sorunları, şehrin varlığı, şehrin kimliği, şehrin tarihi, şehrin kimliği ve tarihiyle o şehirde yaşayan insanların, kahramanların tarihinin anlatılması iç içe geçecektir. Ve bu aynı zamanda elbette romanın bir insan ruhunu açıklayan bir sanatsal araç olmasının yanı sıra aynı zamanda bizim şehirle ilişkimizin ne olması gerektiğine dair de pek çok soru ortaya koyacaktır. Yanıt veremeyiz. Ben bazen yanıt da veriyorum artık. Çünkü o kadar büyük bir yağma var ki şehirlerde, o kadar büyük bir talan var ki yani arada yazar olarak girip ama öyle değil demek ihtiyacı hissediyorum. Aslında bunu yapmasam belki daha iyi. Yani sorular sorsam daha iyi. Bu soruları bolca sormaya ve aktarmaya çalışıyorum. O zaman da tabii bir yazar olarak gerçekten şehre karşı bir sorumluluğum ortaya çıkıyor. Çünkü sonuçta bir doğanın içerisine doğduk ve sonra kendi doğamızı yarattık. Bu kendi yarattığımız doğanın başında da şehirler geliyor. Ve bu şehirlerin öteki doğaya uygun olması gerekiyor. Öteki doğayı ezen, yok eden, ortadan kaldıran değil, öteki doğayla uyum içerisinde olması gerekiyor ki insan denen mahluk mutlu olabilsin ya da mutluluğa yaklaşabilsin ya da kendi ruhunu tanıyabilsin, kendini anlatabilsin. O yüzden evet benim romanlarımda şehir kendi kimliğiyle, kendi tarihiyle, kendi benliği ve dokusuyla yer alacaktır. Şehir Hepimizin 200. programında edebiyattan bahsetmek çok kıymetli. Çünkü eğer hayat olmazsa edebiyat olmaz. Bugün hayatlar şehirlerde gelişiyor ve şehre sahip çıkmayan bir edebiyatın işlevini de yerine getireceğine inanmıyorum ben. O yüzden bu çok güzel bir program oldu. Şu açıdan değerli, çünkü artık akademisyenlerden ve akademik dünyadan beklenti değişti. Daha çok kamuoyuyla temas edilmesi isteniyor ve akademik üretimin sonuçlarının kamuoyu tarafından bilinmesi isteniyor. Bu konuda da bizim geleneksel yöntemlerimiz, makaleler, konferanslar ve diğer yöntemler çok yetersiz kalıyor. Bu yüzden de bizim ürettiğimiz bilgiyi belli bir bağlam içerisinde kamuoyu iletebilecek bu tür çalışmalar çok önemli oluyor. Çünkü zaten bu tür çalışmaların takipçisi konulara ilgili olduğu için biz hedefimize daha rahat ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla Şerif'imizin 200 programdır yaptığı gibi bizim ürettiğimiz bilgiyi kamuoyuyla paylaşması, kamuoyuna iletmesi bizim için çok çok faydalı oluyor. Tabii ki yer veriyorsunuz birçok programınızda. Yani yoksullar, ekonomik durum, hatta güvencesizlerle de ilgili birkaç programınızı da izledim. Ama biraz sanki böyle akademik düzeyde kalıyor gibi geliyor bana. Niye öyle diyorum? Çünkü ben çok fazla sahadayım. Yani çok fazla mahallelere gidiyorum. Ve özellikle hem pandemi öncesi hem pandemi sonrası ama pandemiyle birlikte hani ben de bir sürü şeyi aslında çok yeni öğrendim. Hani o kadar yıl yoksullukla çalışmama rağmen ve hani korkunç şu anda durum. Mesela onu hissetmiyorum konuşmalar. O anlamda akademik dedim. Yani yanlış anlamasın akademisyen arkadaşlar. Çok bilgileniyoruz ama sahada başka şeyler oluyor. O mahallelerde başka hikayeler var. Yani gerçekten hani benim için de çok yani açlık durumu var. Yani
Belki bu konuşulmalı. Yani kıtlık belki konuşulmalı. Ne bileyim, hani tarımı da konuşurken, güvencisleri de konuşurken kim bunlar? Belki onların sesini sahadan daha fazla duymak gerekiyor. Hem de hani tam da bu akademisyenlerin ortasında belki de öyle bir sese ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani akademisyen de olsun, sahadan biri de olsun. Tam bu acıyı, o şeyi yaşayan insanlar da olsun isterim. Bu türlü programlar kötümserliğe bir kere kapılmadan sürmek zorundalar. Ben ara sıra belki yaşım icabı kötümser olabiliyorum ama hemen kendimi topluyorum. Belki benim Köpekli Çocuklar Gecesi romanım bir distopyadır. Doğru, bir distopya. Ama umutla biter. O papatya bir yerden filizlenir. Taşların arasından, tahtaların arasından papatyanın filizlendiğini görürüz. Bence bu türlü programlar da biraz o papatya gibidir. Bu türlü programlar zor aslında. Ama mutlaka filizlenecektir. Filizlenmesi için de hepimizin de yardımcı olması lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum. O papatya minicik filizleri, taşların, tahtaların arasından çıkan minicik filizleri çoğaltmak aslında elimizde. Bir tek, yani zor, çok zor ama yine de insanların elinde. Böyle bir programlar diyelim, çünkü bu program konusu. Programlar sürdükçe, insanlar bilinçlendikçe, umutsuzluğa kapılmaktan hiç değilse korunuruz. Umutsuzluk en kötü bir şey. Biliyorsunuz, o Pandora'nın kutusunun dibinde o umut var. Köpekli Çocuklar Gecesi aslında bir distopya olarak lanse edildi ama bir umut penceresidir. O papatya mutlaka bir yerden çıkacaktır ve çıkar. Böyle programların ben çoğalmasını bir kere temenni ediyorum, genişlemesini temenni ediyorum. Çünkü yaşadığımız şu günlerde özellikle her anlamda umuda çok ihtiyacımız var. Ve aslında böyle baktığınız zaman dünyaya bir umutsuzluk tablosu görseniz de Bu program bile minicik kendi çapında bütün dünyada benzer umutlar, benzer programlar, benzer düşünceler var. Bunlardan büyük bir umut değiştirebileceğini düşünüyorum. Ve programınızın da ve bütün bu türlü programın da devam etmesini ve çoğalmasını diliyorum. Karşı karşıya olduğumuz problemler üzerinden tanımlamak bu etkiyi daha kolay. Karşı karşıya olduğumuz en temel problem yerel yönetim denen mekanizmanın ya da arkasındaki zihniyetin yeniden tartışılma ihtiyacı. Çünkü bugünkü yerel yönetim denilen şey her şeyden önce yalnızca böyle çöp toplamak ya da işte fakir ailelere sosyal yardımlardan ibaretmiş gibi anlaşılan bir zihni ağırlık var ve siyasi tarz tümüyle bunun üzerinden. Halbuki bugün kent dediğimiz yerin ya da yerleşim yeri dediğimiz şeyin sosyolojisi sadece mekansal büyümeler değil, sosyolojisi, toplumsal dokusu, her şey değişiyor. Ve yerel yönetimlerin de buna bağlı olarak ve buna paralel olarak yönetim fonksiyonlarının, rollerinin, hizmet denen şeyin kapsamının ne olduğunun tartışılması lazım. Ve ne yazık ki Türkiye siyasetinde bu yok. Dolayısıyla bu türden sivil girişimler veya sivil programlar, ki İstanbul Hepimizin Girişimi de tam bu hedefle yola çıkmıştı ve bu programın da hedefi oydu. Bu tartışmaları yapmak, yani bir yerel yönetimlerin rolünün sadece bir kamusal hizmet üretmekten ibaret midir ya da bulundukları mahallin toplumsal huzuru örneğin, toplumsal yaşamın niteliği, kültürü, sanatı veya çevre problemleri veya ekonomik kalkınma boyutu, istihdam boyutu gibi şimdiye dek geleneksel yönetim zihniyetinin içinde tartışılmayan boyutlarının tartışılması gibi bir gereklilik var. Ve bu konuda yerel yönetimlerin de beslenme damarları kapalı. İki türden kapalı. Yerel yönetimler hem yeni enerjiden, yeni insanlardan beslenemiyorlar. Çünkü kamudaki işte ücret politikaları, liyakat, partizanlık bir sürü nedenle İyi yetişmiş bir mimarın artık ya da mühendisin yerel yönetimlerde çalışma imkanı neredeyse yok. Bir yandan da akademik dünyayla da ilişkileri, siyasetin kutuplaşmaları gibi birçok gerilim nedeniyle oradan da beslenemiyorlar. Ancak sivil toplumun girişimlerinden beslenebilirler. Tabii beslenmeye arzularsa. Ama özü itibariyle yerel yönetimlerin o beslenme damarlarının tıkalılığına karşı bir çaba, o damarları aşmak için, zihinsel bir takım tartışmaları yapmak için bile bu programların ve bu girişimlerin çok değerli bir tarafı var. Her şeyden önce birincisi o.
Ve tabii STK'lar için ya da sivil dünya için de bir katkısı var. Çünkü aynı zamanda bizleri de, sivilleri de ya da yerel yönetimlerin muhatabı olan kent yurttaşlarını, hemşerileri de bu meseleler üzerine yeniden düşünmeyi teşvik etmek. Oradaki bir takım fikri değişikliklerin, toplumun ya da hemşerilerin, kent yurttaşlarının, kentlilerin ihtiyaç ve talepleri haline dönüşmesini sağlamak. Orada bir takım filizlenmelerin, bir takım yeni enerjilerin toplumda vücut bulmasını sağlamak gibi de tabii ikinci bir fonksiyonu var meselenin. Ama bu ilişki ya da bu program üzerinden diyelim İstanbul Hepimizin girişimi olarak bizler amaca ulaştık mı? Bir şekliyle evet o amaca ulaştık. Çok şeyi tartıştık ve tartışmaya devam ediyoruz. Ama bir şekliyle de amaca ulaşamadık çünkü hala yerel yönetimler ne yazık ki ülkedeki siyaset kültürünün, siyaset yapma kültürünün, yurttaşla ilişkinin yurttaşlık ilişkisi değil bir seçmen ve oy için rızasını almak ilişkisi biçiminde yürüyen o ağırlıklı zihni iklim bu tür çabaları da hep baskılıyor bir yandan da. Ama bu tür çabaların da ben dağlardaki çoban ateşleri gibi her birinin, her bir girişimin çok değerli olduğunu sanıyorum. Çünkü bunlar bir gün hani asıl hikayenin şurada olduğunu sanıyorum. Hani elimizde geleceğin hikayesi yok ve aslında bu çabalar o hikayenin parametreleri, rengi, kokusu üzerine arayışlar. Eğer bir takım temel parametreleri oluşturabilirsek ve o küçük dağlardaki çoban ateşleri büyük bir ütopya harına, nehrine dönüşürse o zaman hem yerel yönetimlerin hem kentteki insanların, hemşerilerin, yurttaşların da kentiyle ve yönetimiyle ilişkisinin çok değişeceğini sanıyorum. Ve benim çok içten kanaatim geleceğe dair yani bilgi toplumu dediğim benim sanayi toplumundan sonraki bilgi toplumu çağının bu arayışa dair temel parametrelerinden birinin bu yerel yönetimlerin hatta metropollerdeki yerel yönetimlere dair arayışlardan vücut bulacağı gibi bir umudu ve gözlemi taşıyorum doğrusunu istersen. Evet, birçok bakış açısından farklı deneyimlerden kişilerin, konukların, şehir hepimizin gibi bir programın kente, yerel demokrasiye katkılarını hakkında neler düşündüklerini sormuştuk. Ve gerçekten çok ilginç yanıtlar aldık. 1-200 programlık daha enerji verecek övgüler aldık. Bu gerçekten bizi çok memnun etti. Umarız siz seyircilerimize de ilham olmuştur farklı bakış açılarından farklı fikirleri duymak. İstanbul Hepimizin girişiminin 2013 yılında hazırladığı İstanbul Sözleşmesi'nin 20 bin kadar imzacısı var. 1000'e yakın kadar kişi de çalışmalarını takip ediyor. Bunların içinde 15 kadarı da Şehir Hepimizin programı için ayrıca emek veriyor. Ben bütün arkadaşlarıma, 15 kişi Şehir Hepimizin ekibindeki bütün arkadaşlarıma ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Yalnız adıyla teşekkür etmek istediğim bir kişi var. O da özellikle pandemiden sonra ayrıca bir de programın rejisini yapan çok sevgili arkadaşımız, uluslararası ödüllü yönetmen Ali Vatansever. Onun gerçekten özel bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Tabii ki Medyascope'a bize bu alanı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımıza zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de 200 bölümdür bizi seyreden size sevgili seyircilerimize veriyoruz. Çok teşekkürler. Şehir Hepimizin haftaya görüşmek üzere.